Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Tekrardan bir 29.500 denemesi meydana geldi ve yine buna bağlı olarak da DXY tarafında ataklar gördük. Bitcoin'de hangi seviyeler önemli? Hangi seviyeleri korumak gerekiyor ve kırılırsa nerelere doğru gidebiliriz? Bu videomuzda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar hala uyumsuzluklarımızın devam ettiğini görüyoruz. Yani günlük bazda şöyle düşen bir trendimiz var ve bizim Bitcoin'de tekrardan ataklar görmek istiyorsak, tekrardan güzel hareketler görmek istiyorsak en azından şu trendin üstüne atıp bir kapanış yapması gerekiyor RSI bazında. Ardından burada da yine aynı şekilde zaten biliyorsunuz bu trendin altında kalmaya devam ediyoruz. Yani bu trende doğru bir iğne daha attık ve oradan bir düşüşümüzü gerçekleştirdiğimizi görebiliyoruz. Peki şu anda hangi seviye bize destek görevi üstleniyor? Bitcoin açısından 4 saatliğe geçtiğimiz zaman arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum. Şunu kapatalım. Kingdicator açısından önemli bir destek hattında tutunmaya çalışıyoruz. Bakın buraya doğru bir iğne gelmiş ve buradan destek aldığını görebiliyoruz. Ve burasının geldiği seviye 29.400 dolar seviyesi. Yani Bitcoin 29.400 doları kırarsa şöyle bir trend başlatabilir. Bakın burada da kırıyor ve aşağı doğru bir düşen trend başlatıyor. Yine burada bakın allarının bu şekilde çalıştığını görüyoruz. Satında ise burada kırdıktan sonra bir retest veriyor ve aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Yani burada Bitcoin açısından şunu söylemek istiyorum. 29.400 kırıldıktan sonra yukarıya doğru hafif bir atak görürsek burada bir short fırsatı düşünebiliriz. Fakat 29.400'ün kırılması gerekiyor. Yani bu bize şu sinyali verecektir. Ben bir düşen trende doğru giriyorum. 4 saatliği de negatife çevirdim ve burada artık uyumsuzlukları çalıştırmaya doğru gidebilirim sinyalini alacağız. Bu yüzden 29.400 önemli olacaktır. Yine aynı zamanda EMA ribbon'ı açısından baktığımız zaman da MA ribbon'lar açısından da önemli olacaktır. Bakın burada MA 200'e tutunmaya çalıştığını görebilirsiniz. Yani buraya doğru iğne atıyor veya bunun üstünde kaldığını görebiliyoruz. Fakat şu anda ribbon'ların altında ve burayı da kırabilir. Şu anda 29.700'leri gösteriyor. Dediğim gibi 29.400'ün kırılmasıyla birlikte bu sinyalde yine aktive olabilir ve yine burada görüyorsunuz yeşilin maviyi kesme durumu oluşmasıyla birlikte de bir düşen trend oluşuyor. Burada mesela oluşmuştu ve aşağı doğru gelmiştik. Henüz bunları tam olarak onaylayamadık. Yani bir düşen trend oluştuğunu 4 saatlik için söyleyemiyoruz. Fakat bu sinyaller geldiği anda sizleri bilgilendirmeye çalışırım. Twitter üzerinden olsun yine videolar üzerinden olsun sizlere aktarmaya çalışırım. Dediğim gibi şu anda burada tutunmaya çalışan bir Bitcoin görüyoruz arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. 29.400 önemli. Yukarıya yönlü olarak da bizim görmek istediğimiz şey en azından şu trendin kırılmış olduğunu görmemiz gerekiyor. Ki bu da yaklaşık olarak 32.000 dolarlara denk gelecektir. Yine bunu da konuşuruz arkadaşlar. Ardından burada uyumsuzluklarımızın devam ettiğinden bahsetmek istiyorum. Yani burada belki bir dördüncüyü yapmaya gidebilir mi diyebilirsiniz. Mesela burada sizlerle birlikte konuşuyorduk. Üçüncü sinyal gelebilir şeklinde, üçüncü sinyali yapmaya çalışabilir şeklinde. Fakat geçmişte hemen hemen dördüncü sinyali yapmadığını görüyoruz. Ve genelde bu uyumsuzluk sinyallerinin bizlere yaklaşık olarak %20'lik bir düşüş getirdiğini de unutmamak gerekiyor. Yani dediğim gibi %20'lik bir düşüşte 25.000, 26.000 seviyelerini bizlere gösteriyor. Yani tekrardan burayı deneyebilirsin şeklinde. Fakat bu düşüşten emin olabilmek için 4 saatlikteki onayı unutmamak gerekiyor. Yani 4 saatlikte bir onay almak lazım. Ardından bu onayla birlikte hareket etmek çok daha mantıklı olacaktır. Hatta burada bir 4 saatlikte bir bakalım arkadaşlar, pozitif uyumsuzluklarda göremiyoruz. Yani 29.400'ün kırılma ihtimali olduğunu bizlere söyleyen bir sinyal aldığımızı tekrardan söylemek istiyorum. Ve yine bunun haftalık bazına baktığımız zaman ise haftalık baz bize şunu söylüyordu. Bakın haftalığı hatta kötü kapattığımızdan bahsetmiştim. Ters çekiç mumu şeklinde bir mumla kapatmıştık ve bu mumlar maalesef tepelerde gözlenen mum çeşitleri, şurada da görebilirsiniz. Şurada mesela bir doji mumu var, şurada mesela kötü bir mum var. Diğer haftayı da kötü etkileyebilir. Yani bu haftayı da maalesef biraz kırmızıyla açtık ve burada momentumun kırmızıya döndüğünü görürsek, yani bakın burada bir kırmızı momentum aktive oluyor. Bu kırmızı momentum haftalıkta bir negatif uyumsuzluğu getirebilir. İşte asıl tehlike bu zaten. Yani bizim asıl önemsememiz gereken olay bu olacaktır. Fakat öncelikle bir yavaş yavaş kademe kademe ilerleyeceğiz. Burada görüyorsunuz mesela haftalıktaki uyumsuzluğun etkisini size şöyle göstermek istiyorum. Yani yaklaşık olarak %50'ye varan düşüşler dahi olabiliyor.
Bu yüzden kademe kademe ilerlemekte fayda var. Yukarıya yönlü bir kırılım görmeden oyuna dahil olmak maalesef büyük düşüşlerde sizi kötü etkileyecektir. Bunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ardından bir diğer grafiğimizde hacimlere baktığımız zaman da hareketlerin hacimleri iyice düştü. Aslında önümüzdeki hafta da bir FED haftası olacak. Ona da birazdan değiniriz. Yani yavaştan hacimler eski haline gelecektir. Yine burada MACD tarafında beyaz momentuma doğru dönüş olduğunu görüyoruz. Yani MACD bazında arkadaşlar şurada bir fake hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Yani MACD bir kırmızıya doğru döndü, ardından tekrar yeşil yaktı. Fakat şu anda tekrardan haftalıkta bir kırmızı sinyal gelmek üzere. Ve şunu da söylemek istiyorum. Haftalıkta MACD'nin sat sinyalleri genelde olumsuz sinyaller. Bakın görüyorsunuz genelde haftalıkta MACD'nin sat sinyali bir döngü başlatıyor. Mesela şurada arkadaşlar bir düşüş döngüsü başlattığını görebiliyorsunuz. Yani size bahsettiğim o haftalıktaki uyumsuzluğun çalışma durumu veya haftalığa yansıyacak bir momentum uyumsuzluğu durumu, bu da onu aslında onaylayacaktır. Nasıl onaylayacaktır? Burada da kırmızı bir MACD'yi görürsek aslında bize yine tedbirleri attırmamız gerektiğini söyleyecektir. Henüz 4 gün 16 saat var. Bakalım bu hafta kapanışı nasıl olacak? Önemli bir hafta kapanışına doğru gidiyoruz. Ardından bir diğer grafiğimizde ise şunu söylemek istiyorum. Burada bakın görüyorsunuz arkadaşlar bayağı bir kama formasyonumuz aktifti. Bu kama formasyonunu burada görebiliyorsunuz, bir kırmış gibi yaptı. Ardından bu kama formasyonunu devam ettirdi ve en sonunda kırdı. Yani bir düşen kama vardı ve bu düşen kamanın kırıldığını görüyoruz. Ve genelde bu kamaların kırılmasıyla birlikte hareket başlaması beklenir. Fakat şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Bu kamalara retestler gelebilir. Ve bakın retest olayı nereye doğru geliyor? Öncelikle 26.000 dolar seviyesine geliyor. Yani burada nasıl bir hareket görebiliriz? İlk uyumsuzluk çalışırsa 25-26.000'e doğru bir hareket görebiliriz. Ardından oradan alacağı tepkiyle birlikte ikinci trend denemesi genelde en güvenli trend alım noktalarından bir tanesi olur. Ve bu da bakın yaklaşık olarak 20-22.000 bantlarını dahi gösterebiliyor. Yani burada ne demek istiyorum? Bu trendi retestlerde aslında bir fırsat oluşacaktır. Ve sonrasında da asıl hareketin başlayacağı yer ve aslında kanalın alt bandını hedefleyeceğimiz 48.000 dolar hedeflerini vereceğiz. Ama şu an için aslında bu retesti beklemek de mantıklı olabilir. Bu geri çekilmelerle birlikte yapılan alımlar aslında hem stop noktası şu trend kanalının altı olacak şekilde olduğu için biraz daha güvenli olacaktır. Bunu da söyleyebiliriz. Dediğim gibi şu uyumsuzluklar biraz geçsin veya bir yukarıya doğru bir onay alalım. Bunlar bizim için önemli olacaktır. Önemli bir trend kırılımı olduğunu görüyoruz. Ardından DXY tarafını konuşmak istiyorum. Yani DXY tarafını geçen hafta sizlere bahsetmiştim. Önemli bir trend hattında olduğundan ve bu trend hattını da kullanmaya devam ediyor. Hatta buna haftalık bazda baktığımız zaman haftalıkta arkadaşlar böyle bir durum var. Yani şöyle bir bizim bandımız var. Bu aralığı iyi bir şekilde değerlendiriyor ve buradan yine tepki aldığını söyleyebiliriz. Yani burada asıl tehlike ne zaman başlar DXY için? 101'in üstüne tekrardan atıp hafta kapatırsa, yani bu mor bandı kazandığını gösterirse aslında DXY'ye bir atak daha yapabilirim sinyal verecektir. Bu da önemli bir sinyal olacaktır. 101 takip edilebilir. Ardından bir diğer grafiğimize, yani likidasyon durumuna geçelim daha doğrusu. Likidasyonlarda long tarafının dün fazlasıyla ezildiğini görüyoruz. Yani 52 milyon dolar long likidasyonu. Bunun yanında ise 18 milyon dolar short likidasyonu var. Şu an ise biraz daha shortların temizlenmeye çalışıldığını görüyoruz. İçeride kimler daha fazla? İçeride minik bir long üstünlüğü var. Yani aslında piyasada da biraz long short oranlarında düşüş görüyoruz arkadaşlar. Tabii bunda hacimsizliğin de etkisi olabilir. Bakalım hacimlerle birlikte piyasanın eski haline dönüş tekrardan görebiliriz. Ardından burada arkadaşlar ekonomistler ABD dolarının rezerv para birimi durumunu kaybetmesiyle alakalı alarm veriyor. Yani diyorlar ki artık ABD doları eskisi gibi hegemonyasını sürdüremeyebilir. Yani o eski liderliğini kaybedebilir. Bunun sinyallerini alıyoruz şeklinde. Bakalım Fed tarafında buna dair olarak nasıl bir hamle gelecek? Aslında biliyorsunuz Jerome Powell alttan bu tür konuşmaları da seviyor. Bakalım faiz oranını yine 25 bas puan arttırılması bekleniyor. Yani 5.25'ten 5.5'a doğru bir artış bekleniyor. Bunun da sebebi çekirdek enflasyondaki düşüşü tam olarak istediği gibi kontrol edemiyorlar. Yani biz kış ayına geçtiğimiz zaman aslında buradaki etki daha büyük olabilir mi? Yani bizim enflasyon hedefimiz %3'e doğru geldi ve hedefleri de %2 olduğunu biliyoruz. Fakat burada kalıcılık da sağlamak istiyor Jerome Powell. Yani biz burada düşüşü sağlıyoruz.
kışa gelince her şey yeniden başa sarsın istemiyoruz şeklinde mesajlar veriyor. Ve burada baktığımız zaman da aynı şekilde arkadaşlar bilançoyu da buna bağlı olarak daraltmaya devam ediyor. Yani burada hatırlayacaksınız 8.9 trilyonluk bir bilançosu vardı ve bu bilançoyu şu anda 8.3 trilyona kadar düşürdü. Ve burada bilançoyla alakalı da mesajları anlamaya çalışacağız. Yani daraltma devam edecek mi? Çünkü biliyorsunuz Bitcoin'in artışı olsun, dolara karşı değerlenmeye çalışan ürünler olsun, dolar fazlaysa bunun artışları tabii ki daha kolay oluyor. Çünkü piyasada dolar gezinmeye başlıyor. Fakat şu anda yüksek faiz uygulanıyor ABD tarafında. Yani insanlara şu deniliyor, siz paranızı harcamayın, faize yatırın ve bu şekilde aslında biz de para yakmaya devam edelim, doları ve enflasyonu bir şekilde kontrol edelim şeklinde bir yönetim var. Tabii ki bunu uzun süreli yapabilecekler mi? Hayır, ama bizim görmek istediğimiz şey ise şu, bundan ne zaman dönecekler? Yani bu dönüşle birlikte genelde biz Bitcoin'de asıl atakları görüyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Ardından 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutan balinalar ne yaptılar? Bunlar aslında biliyorsunuz şu 31 bin dolar seviyesinden güçlü bir satış yaptılar. Şu anda ise minik bir alım var fakat bu alım henüz yeterli olmayabilir. Yine satışlarında dikkat etmek gerektiğini söyleyebiliriz. Ardından Fear and Greed Index'e baktığımız zaman ise şu anda 50 seviyesinde ve nötr seviyede devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.